Annem vefat etmeden önce 2 adet Cumhuriyet altını bana borç olarak vermişti ama babamın ve kardeşlerimin haberi yoktu. Annem vefat etti. Ben bu borcu kime ne şekilde vermem gerekiyor? Annem vefat edeli bayağı oldu. Ben şimdi babama söylemeye çekiniyorum. Bu zamana kadar neden söylemedin der mi acaba diye. Bu arkadaşımızın ne yapması lazım hocam? Tabii ki derhal borcunu ödemesi gerekir. Çünkü annesinin tek varisi bu değildir. Hı hı. Babam var diyor. Yani vefat edenin eşi var, kocası var. Bu mirastan belli miktarı çocuğu olması hasebiyle 1/4'ünü bu alacaktır. Kardeşlerim var diyor. Kardeşleri kız ve erkek olması durumunda oranlar değişecektir. Tabii ölenin annesi var mı, babası var mı, bunlara göre de hüküm farklı olacaktır. Dolayısıyla tek varisi kendisi olmadığı için bu normal bir borçtur. Bunu şimdiye kadar söylemediyse hata etti, günah işledi. Ama zararın neresinden dönerse kârdır kuralınca gidip bunu bir an önce varislere vermesi ve fıkhi olarak varisler kimlerdir bunu kendisi çıkarsın. Ve bir hoca efendiyi, bilen bir hoca efendiye de sorsun kime ne düşüyor diye. O elindeki maldan da kendisine düşen miktarı kendisine kalır. Geri kalanlarını da hisselerine göre diğer varislerine verir ve onlardan da helallik alır. Helallik çünkü isteyecek. O zaman zarfına kadar onu kullandı vermediğinden dolayı. Yani normal şey olarak bu size işte bir ikramdır şeklinde verse olmaz değil mi hocam? İlla söylemesi gerekir. Yani bu anneden kalan bir şeydir. Tabii ki. Yani neticede mirastır. Onların hakkı vardı. Bu onu ketmetmiştir. Hani çekiniyor saklamıştır. Ya söylemeyi o anlamda. Yani hani bunu normal alacak verecek hukukunda şöyle diyoruz. Araya bir aracı koysun. O kişi gitsin. İşte size borcu vardı ama utandığın için gelemiyor ama veraset içinde bunu söylemek zor. Çünkü birbirlerini tanıyorlardır. Artık o şekilde yani ben pişman oldum, zar ettim, bu benim hakkımdır zannettim şeklinde onlara bunu ifşa ederek söylesin. İnşallah onlar da hoşgörüyle karşılayacaklardır zaten. Çünkü bir insan nadim olursa, pişman olursa karşı taraftaki insan da ona göre o kişiye daha yumuşak davranıyor.